Cildimizde güneş ne yapıyor? Eğer güneşten korunmamışsak, korunmamışsak. Aslında yakmayayım da <laughs> e, ama Gösterilir göstereceğim. Mi? Tamam. Eğer ki bu türlü pigment hormonlarını koruyucu gıdalar yemiyorsanız, cildiniz koruma altında değil. Sonuçta buradan krem sürüyoruz, ultraviyolet sürüyoruz, kapatıcı sürüyoruz, güneş koruma faktörler sürüyoruz ama mesele içeride. Tabii. İçeride. Aslında ama orada. Ben şurada. şöyle göstereceğim ama yine de yakmak istemiyorum. Sizin cildinizi, bu sizin temiz deriniz. Cildiniz güneşten böyle yanar. Hmm. Çok fazla burada stüdyoda yapmak istemiyorum. Bu böyle yanar, yanar, yanar ve siz göreceksiniz ki yıllarca sonra şu yanıklardan kurtulamıyorsunuz. Kesinlikle ve en çok soru da buradan geliyor. Evet. Cildimde güneş yanığı var. ...bu sene tekrar da yaz geliyor... ...şimdi bu yanıklar daha da artacak... ...şiirli yapıyor... Lazım? ...cildimizi kötü görünür... ...hele o alındaki koyu lekeler... ...eğer şimdi bugün... ...ben lekelerim koyulaştı... ...zaten koyulaşıyor... ...çillerim çıktı... ...ben bugün hemen başlayayım onları temizlemeye... ...aman çünkü bu mevsimde onlar çok alıyor... ...sakın bunları yapmayın... Koru, ...bu türlü gıdalar kullandığınızda... ...koruyucu ürünler kullandığınızda... ...gıdanıza dikkat ettiğinizde... ...yine de size... Bu güneş yine de var yine de güneşteyiz. Ama yaktım cildimi değil mi güneşten? Ama cildim yine de koruma altında. Niye? İçeriden yine söylüyorum. İçeriden kullandığımız bibere ve diğer malzemeler ki ultraviyoleti korumakta cildimizde. Cildimiz sağlıklı kalıyor. Yanmıyor. Peki, yani bu sadece cilde yüzeysel sahip olmak değil. Için... Beslenelim hem içeriden hem dışarıdan. Hem dışarıdan. Ama Onu şu lekeler, istiyorum. Şey lekeler için de bana bir şey söyleyin. Lekeler Çünkü için pek çok kişinin hemen bir maske yapalım yüzünde. mı? Hadi anne de manikenimiz hemen. de gelsin. Tamam. önlüğünüzü Gel. giyin. Gelin ben bir maske hazırlayacağım. Gel bir tane. Hemen giy önlüğünü önlü. Melisacığım. Oturtalım seni buraya. Bunları indireyim şimdi. Eğer cildinizde güneş yanığı varsa, siyah siyah lekeler oturduysa otur bir tane. O lekelerde bir türlü gitmiyorsa onlar için bir maske yapacağız ve uygulayacağız. Evet. Melisa'cığım aslında sen o tarafa otursan. Sandalyeyi de sana versem olurum bebeğim. Heh. Koyu lekeler için sadece hmm. ve sadece haftada bir... Veya iki defa kullanabileceğiniz maske. Onu da çok büyük istek üzerine yapıyorum. Çünkü çok rica ediyorsunuz lekelerimiz koyulaştı. Bize ne olur az da olsa leke açıcı bir şey verin. Ama yine söylüyorum bu mevsimde fazla lekelerinizle oynamıyorsunuz. Sadece koruma altına alıyorsunuz. Peki. Akşamları yapalım. uygulayacak bu kış noktalarını söyleyeyim de. Ne akşamları olur. yapacaklar. Bu maske sadece akşamları. Bu maskeden sonra yıkayıp yatıyoruz. Dışarı çıkmıyoruz. Haftada bir veya iki defa. Benim sevgili hanımlarım, lekeyi azaltan, hafifçe cildi mini peeling yapan, doğal peeling yapan, lekelere azaltan bir acil yardım maskesi veriyorum. Bir, ama denize gidenler bunu kullanmayacak. Denize gidecekseniz bunu kullanmayın. Zaten bu Hadi şu anda yapalım, bir ayrı. Hem yapalım hem anlatalım. Ki daha çok şey yapmış olalım. Bir çay kaşığı mayonez. Mayonezin içerisini zaten anlıyoruz. Daha anladım. mayonezle neler yapacağız şimdi? <laughs> tamam, bir çay kaşığı mayonez. Yumurta ve yumurta akı ve yağ. Evet mayonezimi koydum. Mayonezin içeriği zaten belli. Neler neler var içinde. Değil mi? Kendimiz hazırlıyoruz bile ve biliyoruz içinde ne var. Devam ediyorum. Edelim. Leke açıcı özelliğini taşıyan hafif mini peeling olayını yapacak cildeki o koyulaşmayı durduracak süzme yoğurt. Hem mayonez hem, hem de yoğurt. Sülüyor. Evet. Hmm. Hiç acımıyor bu maske. Hiç acımıyor ve Peki. üçüncü tabii ki birazcık koyulaştırmam gerekiyor patates nişastası mutlaka bulun kim patates nişastasını bulamıyorsa buğday izin veriyorum mısır da izin veriyorum ama leke açmada patates çok önemli Patatesi patates öyle nişastası bir... evet üç tane malzeme hepsi de var evimizde bunun için dışarı bile gitmeye gerek yok. Patates nişastası pek bulamayabiliriz ama arayıp da buluruz. Var. Hani evde var mı? Çok mu? Ha? Yok, yok. Yok değil mi? Onun yerine ne kullanabilirdik? Patatesi harçlayın koyun ama patates olsun. Patatesin içeriği bizim için çok önemli. E, programlarımda anlatıyorum ya patatesi harçlayın gözaltı morluklar için kullanın. Biliyorsunuz çünkü e, morlukları beyazlama öz, beyazlatma özelliği çok kuvvetli. Peki. Bay bayan herkes kullanabilir bunu ama haftada bir veya iki. Maske hazır. E hadi yapalım o zaman. Yani hiç masrafsız. Peki. Gidiyorum uygulamaya. Tamam. Ben de bakayım sizden gelen evet. başka sorular var mı? Bone ile saçınızı toplayacağım. Tamam. Bu maskeyi gözaltı dahil kullanabilirsiniz. Onu da söyleyeyim. Hmm. Saçını alacağım. Bana yardımcı olursan maşallah saçlarım. Zayda kılcal damarlar çok belirgin. Bunun için çok, yüzüme çok, güneş çok kremi içim. haricinde gelenmiş. ne sürebilirim? Temizleme ya da rahatlatıcı bir tarif önerebilir Hanım? İyi yayınlar demiş. Teşekkür ediyoruz. Kılcal damarlar yüzeye çok yakın. Evet. Güneş koruyucunun dışında doğal bir şey sürebilir mi? Hiçbir şey süremez. Ne yapacağız? de söylüyorum. Çıkmayacak. Güneşe çıkmayacak. onla 3 arası güneşe çıkmıyorsunuz. Dermatologlarınızla beraber kuperoz, onun ismi kuperoz hastalığıydı. Kuperoz önleyici ürünler, kapatıcılar, ultraviyoletler bunlar kullanılacak. 50 faktörlü ultraviyole ışıklara evet, geçirmeyen ama yine söyleyeyim 50 faktörlü ama cildine uygun ama tenine uygun ama yaşına uygun çünkü onlar da farklı. Şimdi koşa koşa gider 50 faktörlü ürünü alır o bile alerji yapar. Ha. Çok hassastır Alerjim onlar. Mi? Lütfen gittiğiniz zaman genellikle izahlerden alıyoruz böyle şeyleri lütfen söyleyin cildim hassas hangi ürünü tavsiye edersiniz diye muhtemelen orada evet. da yardımcı olacaktır. Seyrek kaşlara ne yapmalıyız diyor bir izleyicimiz Şirin. Şirin Ali, seyrek kaşlara ne yapabiliriz? Seyrek kaşları uyandırmak lazım. Hı. Bunu da diş fırçasıyla yapın. Hı. Ayırın kendinize bir tane diş fırçasını. Diş fırçasıyla her akşam kaşlarınızı tarar gibi kaşın çıktığı yöne doğru... 5 dakika 10 dakika tarayın uyarıcı etkisi kan dolaşımı sayesinde kaşlarınız Mesela. yoğunlaşacaktır herhangi bir yağ kaşıma iyi gelir mi derlerse kastor yağı veya e, hint yağı bunlar ikisi kuvvetli yağlar şu biber yaptık ya biz bibercim bir şey yaptık ya lor koysam olur mu diyor ee, cenevizli hanım koyabilir <laughs> koyabilir koyabilir o da olur. evet peki cildim çok kuru diyor bir başka izleyicimiz. Ben salyangozu yüzüme sürmek istiyorum mu? Hayat Mansur yazmış. Bu salyangozlu kremler çıkmıştı bir ara pek bir modaydı. Bir sürü para verdiniz onlara. Salyangozu o hayvancıklara da neler yapıyor? Şu güzelleşeceğiz diye var ya. Evet. Bu arada çok enteresan oldu. <gülüyor> <gülüyor> Benim bizlerimiz. En çok çizimi, en çok güzel, lekelerimiz şu kısımda. kısımda alın kısmında şöyle harita gibi oluyor. Üstüne koyuyorsunuz. Elmacık hmm. kemiklerin üstünde, burun üstünde, çenede ve dudak üstü. Koyuyorum ve şimdi siz bunu göreceksiniz. Bu iyice kuruyacak. Ha -ha. Ve kuruduktan sonra biz bunu yavaş yavaş ovalayarak onu oradan hafif hafif min e, mini scrap İşi yaparak onu oradan çıkartacağız ve o lek yüzündeki rengi bile ne kadar güzel açılacak göreceksiniz. Ay inşallah. Lakin ha. akşamları yapıyoruz üstünde basa basa söylüyorum ve yaptıktan sonra e, leke açıcı krem kullanmayın. Bu mevsimde o kadar fazla istemiyoruz biz uzmanlar. Nemlendirici özelliği olan ürünümüzü kullanıyoruz ve yatıyoruz. Ve yatıyoruz. Ve yatıyoruz. Peki. Tamam. Yüzde ne kadar kalacak? Şimdi bunu biraz kurumaya bırakacağız. Ha, ne zaman ki benim güzel kızım dersin ki kurudu Şems abla ben <laughs> hemen onu başlayacağım keselemeye, keseleyeceğim. Ha, kuru, kuru, suyla, Bu suyla kuruyacak ve biz bunu... Hayır. Yıkamayacağız. Tamam, Bu yıkamayacağız. kuruyacak <laughs> ve biz bunu keseleyeceğiz. Ama bir şey söyleyeyim. Hı. Bu maske inanılmaz rahatsız edici. Cildimizde böyle bir e, yanma, sızı e, hafif hafif e, böyle karıncalanma hissiyatı yaratıyor. Yani bazıları sürdüğü anda aman e, ben hemen bunu yıkayayım. O kadar rahatsız hmm. ediyor. Sonuçta hepsi doğal asit. Doğal malzeme ama asetik malzeme bunlar. Asetik malzemelerdir. Mi? Kuvvetli ürünlerdir bunlar. Bunu hissettiğinizde hemen yıkıyorsunuz. Bana ulaşabiliyorsunuz. Ulaşın veya sorun. Ben telefonda cevap vereceğim soydum. size. Zaten burada da evet. e, yazıyorsunuz. Size ulaşsınlar. Yoğurt, Yardımcı mayonez. Olalım. Evet. Yoğurt koyduk, mayonez koyduk. Ve patates nişastası. Patates nişastası koyduk. Patates nişastasını bulamadık. Patatesi harçlıyoruz. Haşladık. Onu da içinde güzelce eziyoruz. Bunu hazırlıyoruz. Bir. Hı. İki. Bu maskeyi hazırladık bu bozulmuyor. Güneş lekeleri için tekrar evet. söyleyelim cilt lekelerini bunu... azaltmak için. Peki cilt lekesi yüzümüzde değil boynumuzda kolumuzda nerede vücudumuzda olursa nerede olursa olsun uygulayabiliyoruz. uygulayabiliyoruz. Hazırladıktan sonra cam kavanozuna doldurduk doldurduktan sonra bunu biz bırakıyoruz buzdolabına. Bu ne kadar buzdolabında kalırsa ne kadar birikirse orada sizin o maskeniz o kadar faydalı. Kaldıkça asiti fazlalaşıyor fazlalaştıkça cildimize faydası var. Hmm. Maske bozulmuyor. Maske bozulmuyor.